Zagor, kanlı yakutlar, hapisten kaçan kürek mahkumları, muhakkların mezarlarındaki kıymetli eşyaları çalmak için çaygolarla birleşirler. Bu arada işkence direğine bağladıkları Zagor, çikonun yardımıyla kurtulur ve muhakkların yardımına koşar. Ah yak! Zagor! Kaçın! Hepiniz kaçın ve hemen saklanın! Orman düşman çaygolarla karnıyor. Nasıl bir şey? Anlayamadım! Haydi silahlarınızı alın. Napava köpeği burada. Hepinizi öldürecek. Tanrılar için duydunuz mu? Silah başına herkes silah başına. Gördün mü? Napava işte o baltalıyla. Ta kendisi çabuk kaçalım. Ormanın bütün tanrılar adına. Zagor şu an sağ ama bir saniye sonra ölü olacak. Tabi dostu Tonga'da. Dikkat! Kardeş tut. Aa, mahvoldum. Nafava, Zagor'un öfkesine karşı çıkılamaz. Botlara, hepimiz botlara koşalım. Va, çok uzağa gidemeyeceksiniz. Cayuga köpekleri. Bakın, buraya kadar gelmişler. Aa, bizi çevirdiler. Bu taraftan çabuk Ah yak Düşmanların bu kadar çabuk toparlanmasına çok şaşıran çayugalar düzenli bir şekilde karşı koyamadılar ve rastgele ateş ederek sahile kaçmaya başladılar. Panik içinde kaçarken birçoğu kurşunlara hedef oldu. Ah, uu. Bu yüzden pek azı saklı botlara ulaşabildiler. Kendileri takip edenler tarafından birer birer avlanan Napavan'ın adamları botları nehre indirmeye başardılar. Fakat birkaç saniye sonra yeni bir sürprizle karşılaştılar. kudreti tanrılar, bot su alıyor. Dibi derinmiş. Ah ya! Vaa! Bu da Zagor'un işi olacak. Mahvolduk. Magneto bizi korusun. Muhaklar, düşmanlarının bu çaresiz durumundan yararlanma fırsatını kaçırmadılar ve ateşe devam ettiler. Ah! Ah! Bu kadar yeter kızı kardeşler. Bütün nefretinizi dökmeyin. Eminim ki caygolara verdiğiniz ders çok acı oldu. Fakat bu köpekler bizi alçakça öldürmeye gelmişlerdi. Baltalı ilaha itaat edin kahraman savaşçılarım O her şeyi biliyor. Manitou onun ağzından hitap ediyor bize. Tonka şuraya bak. Vah! Napava demek bu çıyan hala Fakat daha fazla yaşayamayacak. Bu adam Darkwood'daki hüküm süren barış için her zaman tehlikeli. Ona layık olduğu dersi vereceğim. Ah yok. Tego köpeklerin şefi. Seni öldürmeye geliyorum. Hayır Zagor. Sen dur. Onunla ben dövüşeceğim. İçinizden kimse dövüşe müdahale etmesin. Mahak savaşçıları bu benimle Napava arasında bir iş. Ya yeah, u böbürlenmen sana pahalıya mal olacak Tonka. Gençliğine güveniyorsan yanılıyorsun. Ya yeah. Geriye kalan çayvalar bu fırsattan istifade edip kaçarlarken mahkular taş kesilmiş bir vaziyette düellonun sonucunu beklemeye başladılar. Rakipler birbirine vahşice saldırdılar. Bazen biri üstün duruma geçiyor bazen de diğeri saldırıyordu. Birden bire kendileri nehirde buldular. Su halkalandı. Birkaç darbe sonra nehrin sularında beliren ve akıp giden bir kırmızılık. Ve nihayet galip gelenin Tonka olduğunu gören muhak savaşçıları sevinç çığlıkları atarak onu kutladılar. Büyük reis Tonka kazandı. Yay! Tonka, kızı kardeş, yaralanmışsın. mısın? Hmm. sadece bir çizik zagor. Fakat buna karşılık ahlaksız Napava artık Darkwood'daki kabilelerin arasına kilik sokamayacak. Güzel. Sen kendi intikamını aldın dostum. Şimdi sıra bende. İntikamımı almak için gitmem lazım. Adamları topla. Köyüne dön ve ben gelinceye kadar çıkıyor. Göz kulak ol. Tanrılar seni seninle olsun Zagor. Bana yayını ve oklarını ver kardeş. Onlara ihtiyacım olacak. Ah yok. Aynı anda pek uzak olmayan bir yerde. Uh, geldik Fletcher. İşte burası. Hmm, bekçi yok mu? Hayır, ne diyorsun? Burası ölülerin ruhlarını koruyor. Zaten kim gelmeye cesaret edebilir ki? Bak sen bu işe. Herhalde bana içeri girmekten vazgeçeceğini söylemeyeceksin. Vay, itiraf edeyim ki çok heyecanlı inanıyorum şef. Fakat bu işin sonunda elime geçecek paralarla ne kadar çok içki alabileceğimi düşündükçe cesaretleniyorum. Pö, istersen senin şu korkunç ruhlarla önce ben karşılaşayım. Vır ne manzara. O ne de dayanılmaz koku. U şu akbabalara bak. Ha bu hayvanlar için burası bitmez tükenmez bir lokant olmalı. Allah kahretsin defolun buradan koca tavuklar sinirlerimi bozuyorsunuz. Hey Fletcher şuraya bak. Her ranzanın altında ölü bir ölü için bırakılan eşyalar var. Vay canına nasıl da parlıyor. Tabaklar altın olmalı. Saf altın. Şeytan götürsün. döküntü, hepsi döküntü bunların. Pis vahşilerin döküntüsü bunlar. Fakat tabaklar, tabaklarda senin dört gözün de yerin dibine bassın. Genser. Baksana, bakır. Hepsi parlak ve de değersiz bakırdan yapılmış. Hay Allah. Peki ne olacak şimdi? Demek bu salak kızıl surat bize yalan söyledi. Tanrı için ben, ben değil. Ben buraya girmemişti mi hiç. İhtiyarlar burada altından eşyaların bulunduğunu söylüyorlardı ve "Poa, seni kimse elimden alamaz beyaz kurt. Bütün başımızdan geçenlerden sonra bu şu neticeye bak. Bir sürü değersiz incik boncuk ve bir sürü kapkacak." "Vajana, bırak onu da şuraya bak Fletcher. Totem gerçekten varmış." Ve bütün Yakutlarda üzerinde. Hepsi kocaman. Yippee işte nihayet iyi bir haber. Yippee. Hey fazla heyecanlanmayın beyler. İşler burada da pek yolunda gitmiyor. Sadece dört yakut var. Beşinci daha önce yerinden düşmüş olacak. Hmm, çok yazık. Mozart öyleyse paylaşmayı ona göre yapacağız. Fakat bu kolay değil. Herhalde yakutları satıp parasını birleşmeyi düşünmüyorsun. Tabii ki hayır. Bu hem çok karışık olur hem de çok uzun sürer. Ayrıca öyle yaptığımız takdirde yolumuza birlikte devam etmek zorunda kalırız. Halbuki izimizi kaybettirmek için her birimizin ayrı yöne gitmesi gerekir. Bunun için paylaşmayı şöyle yapacağız. Bu benim. Bu en büyük olanı tabii. Evet tabii. Bir itirazın mı vardı? Hmm, hayır, laf olsun diye söylemiştim. Bu da senin kartı bu. Sen de hakkını al Mozart. Ve nihayet bu da senin İsviçre'li. Fakat ya benim hakkım seninki de bu beyaz kurt. Ah! Pis hain. Ben de seni, sen beni ne? Kızıl surat. Ha ha ha. Bilakis seni burada muhak atalarının yanında bıraktığımız için memnun olmalısın. Ha <laughs> ha Nasıl çocuklar? İşi bu şekilde halletmeme ne dersiniz? Aha sen bir matematik diyasısın Fletcher. Aha yeni bir Pisagor. Ölüm mesajları. Güzel şimdi havayı değiştirelim biraz. Bu çayugalar bize vaat ettiklerini pek başaracağı benzemezler. İyi dedin. Öyleyse hemen kayıkları bıraktığımız yere dönelim. Hayır bu pek akıllıca olmaz. Dostlarımızın hesapları unuttukları gibi çıkmamış olabilir. Bu durumda muhakların arasına düşme ihtimalimiz var. Hmm, peki öyleyse kuzeye gitmemiz lazım. Büyük göllerin bulunduğu bölgeye. Bir kere oraya ulaştık mı Ontario gölünü geçme fırsatı nasıl olsa buluruz. Ve hop Kanada'dayız ve emin yerlerdeyiz. Çok nefis bir plan bir Fletcher. Gayet tabii. O kahralası hapishane. Bunları düşünmeye bol bol vaktim oldu. Bu işe iyi kafa yormuşsun. Yürüyelim çocuklar. Kanada bizi bekliyor. Yaşasın. Birkaç saat sonra. Hmm. Bu ahlaksızlar tasarladıkları planı tatbik etmişler. Evet. Totemi de soymuşlar. Tonka'nın... Bana bahsettiği yakutlar yok olmuş. Ya sen beyaz kurt halkına alçaksa ihanet ettin ama umduğun payı alamadın. Fletcher gerçekten korkunç bir tip. Çıkarına dokunan her şeyi ortadan kaldırmaktan çekinmiyor. Fakat bu alçanın arkasından göz içi dökecek de değilim ya. Aksine düşmanlarım beş iken dörde indiği için sevinmeliyim. Güzel izler gayet açık. Buradan uzaklaşalı iki saatten fazla olmamış. Ve kuzeye doğru gitmişler buraya kadar geldikleri botları kullanmak istememişler. Çok iyi. Şu halde buradan çok uzakta olmalarına imkan yok. Kendi sistemime göre yol alırsam onlarla aramdaki mesafeyi çok kısa zamanda rahatlıkla kapatabilirim. Ertesi günün akşama doğru. Hey çocuklar durun biraz. Ayağıma koca bir diken battı. Sen de medeni insanlar gibi ayağına ayakkabı giyseydin bir şeyler batmazdı. Ba, bu kara surat bize bir sürü zaman kaybettirecek şimdi. Hmm, etmem etme Mozart. Nasıl olsa birazdan güneş batacak. Biz de konaklayacağız zaten. Dinle karta bu. Buradan iki mil kadar ileride şu patikanın üstünde bir açıklık var. Geceyi orada geçireceğiz. Şimdi biz yolumuza devam edelim. Sen de ayağından dikenini çıkartıp bize yetişirsin. Anlaştık mı? Anlaştık şef. Sizi yolunuzdan alıkoymayacağıma emin olabilirsiniz. Ormanda bulacağım bitkiler beni beyaz doktorların verdiği ilaçlar gibi iyileştirecek. İnşallah kartopu. Sonra görüşürüz. Unutma bu patikayı kaybetmeyeceksin. Yoksa bataklığa gömülürsün. Üzülme şef. Zengin olduğuma göre kendime dikkat ederim artık. <laughs> Şifalı ot arayalım biraz. Bu çok zor olmamalı. Çünkü her türlü bitki var bu ormanda. İşte işime yarayacak bitkiler. Tedavi ihtiyacım varsa işte doktor ayana geldi kartopu. Zavor sen burada. Ya işte karşındayım. Beni çaygoların köyünde direğe bağlamış ve kafama da birkaç tane balta saplanmış olarak düşünüyordun değil mi? Hmm, kızılderilerin seni öldürmüş olmasını tercih ederdim ama görüyorum ki kurtulmuşsun. Öyleyse bu işi ben. Bırak tabancayı dostum. Çok gürültülü bir alet o. Halbuki suç ortaklarının silah sesini duymaması lazım. Yumruklarına pek güvenmiyordun. Onları kullan. Fakat unutma ki bu sefer ellerin bağlı değil. Goril bozuntusu. Bağlı veya değil. Kartopu Tom için her durumda çok hafif kalırsın. Vay canına. Herifin balyoz gibi yumrukları var. Beni devirdi ve ayakta durumu hemen düzeltmeliyim. Ah, şimdi son duanı yapsak olur. Ölmek üzeresin. Zenci'nin çelik gibi kolu kahramanımızın boynunu bir mengene gibi sıkmaya başladı. Zagor bu acı kuvvete müthiş boyun adalarını yererek karşı koydu. Kartopunun tükenmek üzere olan enerjisi gevşeyen kollarından belliydi ve onu boş bir çuval gibi başından aşırarak yere vurdu. Ve iki dev arasındaki düello yeniden başladı. Kartopu tekrar üstünlüğü ele almak için gayret sarf ediyordu. Fakat Zagor'un çevikliği hiçbir zaman ona bu fırsatı vermiyor, yumrukları havayı dövüyordu. Oh. Bu herif gerçekten bir herkül. Sıçra, sıçra bakalım uğursuz kurbağa. Koca senin sonunda seni sinek gibi ezecek. Kim ezecek şimdi görürsün. Uyandığı zaman kendini salam gibi bağlanmış bulacaksın. Ve beni takip eden muhaklar seni bulup icabına bakacaklar. Bir saat kadar sonra bu kara surat niye bu kadar gecikti? Uu, belki de senin söylediğin gibi yolunu şaşırıp bataklığa saplanıp kaldı. Pa! Canı cehenneme gidip arayacak değiliz herhalde. Ne yapacağım biliyor musunuz? Çaydanın dibine ona ayırdığımız kahveyi de afiyetle içeceğim. Uu, hiç de duygulu bir insan değilsin şef. <laughs> Bekle şef o kahveyi İçemeyeceksin galiba. Bir çıtırdıdı duydum. Bu herhalde kartopu geliyor. Hey kim var orada? Sen misin kartopu? Fletch'in sözlerine cevap olarak havada bir ızdıkk ve ağaçların birinin gövdesine saplanan bir okun tok sesi duyuldu. Vay canına yerliler atışı söndürelim çabuk. Dur Mozart. Bu okun hangi yönden atıldığını görmediğimize göre boşuna kurşun harcamamıza hiç lüzum yok korktum. Kör sinirlerin gerginliği son haddini bulmuştu. Üç çift göz kuşkuyla etrafa tarıyordu. Fakat heyecandan titreyen parmaklar tabancanın horozlarını dolaşırken bekledikleri diğer oklar bir türlü gelmiyordu. Peki ne bekliyorlar bunlar? Hmm, belki de bir tek yerli var. Fletcher bak şu oka bak. Üzerinde bir kağıt var. Ve de küçük bir torba. Ne demek oluyor bu? Hmm, şimdi anlarız. Gözlerinizi dört açın ve beni korumaya hazır olun. Neymiş? Sakin ol Mozart. Torbayı açıyorum. Hay şeytan. Yakut. Kartopunun yakutu bu. Vay canına. Ya kağıt? Kağıtta ne yazıyor? Hmm, çok az şey. Fakat oldukça açık. Yakut, Karadeli arkadaşınızın artık işine yaramayacak. Böyle yazıyor çocuklar. Hay Allah, bu garip mesajı kim göndermiş olabilir? Sen bundan bir şey anlıyor musun Fletcher? Hmm, pek bir şey anlayamadım çocuklar ama şefin sözlerini ormanın derinliklerden gelen dehşet verici bir haykırış ses kesti. Bu baltalı ilahın çok iyi tanıdıkları savaş çığlığıydı. Ah ya! Fakat olamaz. Galiba, galiba, galiba değil Mozart. Bu Zagor'un aykırışı demek. O şeytan bir kere daha postu kurtarmış ve buralarda etrafımıza dolaşıyor. Evet, o veya onun ruhu. Kapa çeneni Mozart. Ruhlar ok atmazlar. Şimdi dört açın gözünüzü ve kahrolası bize her yaprağın arkasından saldırabilirler. Bir şey anlamıyorum. Bu herif Okunu üçümüzden birini atacağına acaba niye ağacı nişanladı? Hmm, sen Zagor'u tanımıyorsun. Kendini o kadar emniyette ve kuvvetli hissediyor ki şimdilik bize dokunmayı düşünmüyor. Sonra, sonra ne olacak? Bu bizi öldürmeyi daha sonra düşünecek. Bizi binbir güçlük, binbir heyecan ve binbir korkuyla karşı karşıya bıraktıktan sonra... Va Zagor öfkelendiği zaman bir yerliden çok daha fazla intikamcı olur ve düşmanlarına işkencelerin en dayanılmazlığını yaşatır. Ah yak! Kahrolası işte orada. Kayboldu. Belki hakladık onu. Hmm, yere düştüğünü falan duymadım ama. Yukarıda işte yeniden göründü. Allah kahretsin bir maymundan daha çevik. Sarmaşık sarmaşığı kopardık. Hele şükür nihayet düşüp boynunu kıracak. Aha, tam isabet çocuklar tam isabet. Çabuk gidip ne olduğuna bir bakalım. Bekle Gessner fazla yaklaşmayalım. Önce onun öbür dünya gittiğine iyice emin olalım. Tamam çocuklar şimdi gidip onu çıkarın oradan. Allah kahretsin vay canına şuraya bak Fletcher. Lanet olsun. Sadece bir kuklaymış. Oktadan yaptığı kuklaya kendi gömleğini giydirmiş. Şeytanlar götürsün. Biz de enayi gibi aldandık. Ah Ahyak. Neredesin Allah'ın cezası? Erkek sen çık ortaya. Uğursuz suratını göster şeytan oğlu. Sakin ol Mozart. Böyle hareket edersen onun oyununu kolaylaştırmış oluruz. Zagor bizim sayıca ondan üstün olduğumuzu biliyor. Onun için aptal yerlere yaptığı gibi bir takım hilelere başvurarak bizim sinirlerimizi iyice bozmak istiyor. Bize saldırmadan önce elimizdeki bütün kurşunları harcamamızı isteyeceği ve bunun için çalışacağı gayet açık. Hmm, sanıyorum ki haklısın Fletcher. Bendeki kurşunlar oldukça azaldı. Bu golü burnumun dibinde görmeden atış etmeyeceğim bundan sonra. Güzel ama şimdi ne yapıyoruz? Burada mı kalacağız? Hmm, ne olursa olsun. Günün ağırmasını bekleyeceğiz. Karanlık her zaman onun işini kolaylaştırır. Ben ise aksine başka bir şey düşünüyorum Fletcher. Çok parlak bir fikrim var. Neymiş o? Her birimiz ayrı bir yöne dağılalım. Zagor tek kişi olduğuna göre içimizden sadece birini takip edebilecektir. Böylece diğer iki kişi paçayı kurtarmış olur. Ne dersin Mozart? Güzel bir fikir değil mi? Pis herif, çıyan soyu. Demek öyle. Çünkü Zagor'un kimi takip edeceğini tahmin ediyorsun değil mi? Hmm, bunun aksini iddia etmiyorum ki Fletcher. Bu herifin daha çok senin alıp veremediği var. Sen onun eski düşmanısın Mozart ve ben bu hikayede ikinci planda kalıyoruz. Beni bu işte bir yem gibi kullanabileceğini sanıyorsan aldanıyorsun dört göz. Ben sana hakaretlerine dikkat et. Sam Fletcher. Ben kendini enayi gibi hacetan beyaz kurt kadar akılsız değilim. Senin yanımızda bulunman bizim için artık tehlikeli olmaya başladı. Ben ise kelleyi kurtarmak niyetindeyim. Bu yüzden de senden mümkün olduğu kadar uzaklaşacağım. Senin gittiğin yönün aksine gideceğim. Nasıl olsa yakutumu satacak bir yere varırım. Ondan sonra kolayca sınırı aşarım. Ben gidiyorum Mozart. Senin kararın ne? Hmm, ben şefle birlikte kalmayı tercih ederim. Onun kuvveti kafası seninkinden çok daha fazla güven veriyor bana. Gesner. Nasıl istersen dostum. Elveda ve iyi şanslar. Sakın bana mani olmaya kalkmayın. Kuşulları bana sarf etmek aptallık olur. Onlar zagor için sakla. Pa, sen aptalın birisin Gessner. Bunu söylememelisin Fletcher. Sana çok şey borçluyum. Biliyorum. İşte bunun için kartopu Tommy'nin yakutunu da sana bırakıyorum. İsviçreli ağaçların başladığı yere kadar geri geri gitti ve sonra geri dönerek ağaçların arasında kayboldu. Bu arada kahramanlarımız biraz uzaktan onları seyrediyordu. Bak sen fareler geminin batacağını hissettiler ve onu teker teker terk etmeye başladılar bile. Gester'ın kaçışının benim için zorlaştırdığını kabul etmeliyim. Fakat onun düşündüğü gibi bana lazım olan yalnız Fletcher değil, hepsini istiyorum ben. Bu çakalların hepsi çok tehlikeli. Bir tekilin bile ortalıkta dolaşmaması lazım. Hmm, yarın beni zor bir gün bekliyor. Onun için biraz dinlenmeliyim. Hem nasıl olsa diğer iki namussuz burada kalacak. Gaston'a gelince ormanı iyi tanımadığı için herhalde pek uzağa gidemez. Bir avuç yakulmuş. Günün ilk ışıkları ağaçların yal kalın yaprakları arasından süzülürken nöbet tutan Mozart keli ve hışırtı işitti. Hey uyan Fletcher. Ay ne oluyor? Bilmiyorum şurada bir şeyler oynadı. Zagor mu? Belki kuklasının bulunduğu yerde bir hışırtı duydum sadece. Kukla yok olmuş. Haklısın. Üstüne elbiselerini geçirdiği dallar kalmış sadece. Evet öyle. Bu maskara herif giydi o komik gömleği gelip almış. Bu peki ya şimdi Madem ki artık uyandım, yola devam edebiliriz. Acaba buralarda mıdır dersin? Buralarda olduğuna yemin edebilirim ama tabancalarımız yaklaşmasına mani oluyor. Bu yolu takip edersek yarına kadar sakin bir kızılderil köyüne varız. Onlardan da bizi Ontario gölüne ulaştıracak bir bot satın alabiliriz. Hmm, yarına kadar mı dedin? Şunu söyleyeyim ki bu kahrolası Darkwood Ormanı'nda bir gece daha geçirmek hiç hoşuma gitmiyor. Ben de aynı fikirdeyim Mozart. Her şeye rağmen sinirlerimizi bozmaktan kelleyi ve yakutları kurtarabiliriz. E madem ki yakut dedin ben de sana ölen Tommy'nin yakutundan bahsedeceğim. Bahsedecektim. Ha ne diyeceğini anladım bile. Emin olabilirsin bu konuda. Fırsatını bulup da sattığımız zaman parasını paylaşırız. Anlaştık mı? İşte ben de bunun bu cevabı bekliyordum. Gidelim öyleyse ve moralimiz kuvvetli olsun. Birkaç saat sonra millicepte de ha, ha tam düşündüğüm gibi. Bizim yalnız kaçak ormanda yolunu bulamamış ve dolap beygiri gibi dönüp durmuş ve bu izlerse henüz çok taze. Demek ki benden en fazla 1-2 saatlik bir uzaklıkta bulunuyor. Fakat bir dakika bu izler doğuya gidiyor. O tarafta adamların kulübesi var ve bu pis sürüngenin dolaşmaktan bakıp o kendi halindeki insanların evine dalması hiç hoşuma gitmez. Koşup yetişmeliyim. Baltalı ilahın alışkın ve dikkatli gözleri izleri kolaylıkla takip ediyordu. Ve biraz sonra altıncı isim beni yanıltmamış. İzler onun Adamsların kulübesine gittiğini açıkça gösteriyor. İnşallah bu namussuz onlara hiçbir kötülük yapmamıştır. Hey George, Nelly evde misiniz? Garip kimse cevap vermiyor. Kapıda da Kapı da açık. Hmm. Allah şükür hayattasınız. Daha kötü bir şey olmasından korkuyordum. Zago, neyse ki sen geldin. Birisinin yaklaştığını duydum ve o iğrenç adamın bize kötülük yapmak için geri döndüğünü sandım. Kısa boylu ve gözlüklü bir adam ve onun kim olduğunu biliyorum George. Adı Eric Gessner'dı. Şimdi nasılsınız? Çok iyi, teşekkürler ederim. Fakat çok kötü şeyler geçti başımızdan. Anlıyorum Nelly ama sadece korktuğunuz için sevmelisiniz. Çünkü bu adam kanlı bir katildir. Çok garip. Halbuki davranışları hiç de şüphe uyandırmadı. Sabah karşı geldi. Doğru korkmuş bir hali vardı ve çok acıkmıştı. Kendisi ağırlamamızı rica ettiği zamanki tavırları çok nazikti. Evet bir kervanla sömürgelerden birine giderken ormanda kaybolduğunu söyledi ve bizden yanına biraz yolluk istedikten sonra teşekkür edip ayrılıyordu ki gözü tesadüfen ilk geldiğinde dikkat ettiği saate takıldı ve ondan sonra inanılmayacak şeyler oldu. Saati, bu saati nereden aldınız? Bilmem. Anneannem Amerika'ya gelirken Avrupa'dan getirmiş. Annem de evlendiğim zaman bana hediye etti. Fakat bu bir Claude Richard eşsiz bir parça. 1600'lerden kalma bir saat. Her koleksiyoncunun kalbini hoplatacak bir sanat eseri. Bunu bana vermelisiniz bayan. Onun benim için ne demek olduğunu tahmin edemezsiniz. Özür dilerim ama onu kimseye vermeye niyetim yok. Bu saatin sizin söylediğiniz gibi çok kıymetli ve çok eski olduğunu da bilmiyordum. O benim için sadece ailemden kalan ve onları hatırlatan son eşya olduğu için kıymetli. Onu bu sebeple almakta ısrar etmemelisiniz. Bütün bu söylediklerim ziyaretçiyi bir türlü ikna etmedi. Saati istemekte ısrar edip durdu ve heyecanlandıkça heyecanlandı. Sonra birden çok kötü. Öyleyse madem ki siz vermiyorsunuz onu zorla alacağım. Allah'ım. Sen kımıldama. O tüfeğe dokunma ve ölmek istemiyorsan usta dur. Ama hapsiz durmaya niyetin yoksa ben yaparım bu işi. George! Şimdi kocanızı bağlayın bayan. Buradan çıktıktan sonra bir tatsızlık olmasını istemiyorum. Ve sonra bunu bilhassa Claude Richard'ıma sahip olduktan sonra istemiyorum. <laughs> Hahaha! Hmm, bu adam gideri Ne kadar oldu? Bir saatten fazla olmadı. Güzel. Öyleyse kısa zamanda ona yetişirim. Şunu da al Zagor. İşine yarar. Teşekkür George. Onun suç ortaklarının birinden aldığım tabanca var yanımda. Halice adetimi bilirsiniz. Ateşli silahlardan hiç hoşlanmam. Bu bu tip insanlara pek güvenilmez. Alas mı dostlarım? Tedbirli ol zavor Zagor. Şansın açık olsun. Av başlamıştı. Kahramanımız hem koşuyor hem de düşmanı izlerini takip ediyordu. Ve bir saat kadar sonra üzerinden yürüdüğü otlar henüz basık vaziyette artık pek uzaklarda olmamalı. Ormandaki kuşlar da hiç ötmüyorlar. Bütün bunlar hoşuma gitmiyor. Çok dikkatli hareket etmeliyim. Eğer Kessler kendini takip ettiğimi fark ederse bir tuzak hazırlayıp avcıken av yapar beni. Cehennemin ateşi. Bu herif Fletcher ve Mozart'ı bırakıp beni takip etmeyi tercih etmiş. Öyleyse vay haline, beni seçtiğine pişman edeceğim onu. Haydi, birkaç adım daha yaklaşsak olur. Biraz daha, biraz daha. İşte şimdi oldu. Elveda koca adam. Parmağını tam teteye basacakken birden saat çalmaya başlayarak ormanın sessizliğini bozdu. Bu da kahramanımıza düşmanların nerede olduğunu belirtti. Neleyin saati bu. Ve derhal gereken karşılığı verdi. Zagor'un tabancasının topu daha dönmeye başlamıştı. Erik Gessler'in e saklı olduğu çalı arda da ateş etti. Bir saniye sonra yaprakların arkasından birisi kımıldadı. Beni hakladın Zagor. Öldürdün beni. Allah seni... Üzgünüm ama bu defa başka türlü hareket etmeme imkan kalmamıştı. Tuh, ayrıca meşhur saatini de canına okumuşum. Ne garip, kuşunlarım saati harap etmiş ve hareketsiz duran akrep veya kovan da Erik Gaston'un öldüğü anı gösteriyordu. Bir saat kadar sonra baltalıyla oradan uzaklaşırken arkasında sadece bir mezar bırakıyordu. Ve öğleden sonra Ormanın en bilinmedik patrikalarında ilerledi en tehlikeli yerlerden geçti. Nihayet hava karardı. Kalbimizi ferah tutabiliriz bugün hesapladığımızdan daha fazla yol kat ettik ve takipçi bizden bir ses çıkmadı şu manasız düdüğü öttürmekten vazgeç artık. Yerimizi uğursuz zakora bildirmek mi istiyorsun? Ba, sen kafasız ve hayalperestsin Fletcher. Kafasızsın çünkü elimdeki düdük değil bir flüttür. Basit bir kamıştan ya da yapılmış olsa adı flüt denir. Ve hayalperestsin. Çünkü Zagor'un bizim yerimizi bulması için bu sesi duymasına ihtiyacı yok. Eminim ki bizi bir an olsun gözünden kaçırmamıştır ve şimdi de bir kaplanın avını seyrettiği gibi zevkle bizi seyrediyordur. Şeytan götürsün seni. Bozgun Cerev. Ağzını açtığın zaman asap bozan sözlerden başka bir şey söylemiyorsun. Bu gürültüyü çıkararak da bir şey çaldığını sanıyorsun. Allah kahretsin. Bu ne biçim melodi? Daha neşeli bir şey bilmez misin? Değiştir havayı. Değiştir dedim sana. Okey şef. Görüyorum ki Chopin'in Cenaze Marşı hoşuna gitmedi. Öyleyse Mozart'ın doğasını çalayım sana. Ben de bu herif. Eğer ben beni çileden çıkarmak istiyorsan başardım bile bunu. Hı, hayır, hayır bırak beni. İnan bana Fletcher benim suçum yok. Ben bir çalgıcıyım ve elimde olmadan içimde bulunduğum duruma uygun şeyler çalıyorum. Ve ayrıca şu anda hiç de neşelenecek durumda değiliz. Beni iyi dinle dostum. Ben senin gibi bir çalgıcı değilim. Ama eğer bu cenaze marşını bu kadar çok dinlemek istiyorsan şu elimdeki klarnete sana çalabilirim onu. Bırakıyorum Fletcher. Bana öyle muamele etme. Çok yorgunum. Çok yorgun. Çok güzel Mozart. Yarın bizi uzun bir yolculuk bekliyor. Bir uyku çeksen iyi olacak. Bir ok, diğerleri gibi bir kağıt var. Haydi çabuk oku. Vay canına. Erik Gressner'in de yakutuna ihtiyacı kalmadı. Heyecanlanmayalım. Belki de sadece bir blöftür bu. Bu saatte Gressner'in çok uzaklarda olması lazım. Ne blöfü? Bak yakut burada işte. Fakat bu demektir ki zavallı İsviçre'li düşündüğümden daha da uzaklarda. Ta cehennemde. Ah yok. Allah kahretsin. Burada Fletcher bu şeytanın bizi öldürmek için hazır olduğunu söylemiştim sana. U, bunu daha henüz başaramadı. Ve söylediğim gibi hakaret, hareket edersek başaramaz da. Çabuk koş. Şu kayanın arkasına saklanalım. Yoksa onun kurşunlarına hedef oluruz. Fletcher, Kelly beni dinleyin. Beni dinliyor musunuz? ''Eğer silahlarınızı atıp teslim olursanız öfkemi unutup sadece resmi makamlara teslim edeceğim sizi.'' ''Poğa ne güzel bir teklif. Bizi ne sanıyor?'' ''Bütün bu yaptıklarımızdan sonra adaletin bizi ölüme mahkum etmeyeceğini mi sanıyorsun? Bizi saf mı sandın?'' ''Boynuma ip geçerek ölmeyi senin okunla ölmeyi tercih etmem Zagor. İstiyorsan bizi esir almaya çalış ama bir hata yapmamaya çok dikkat et.'' Ben Kartopundan da Gressner'dan da daha çetin cevizim. Ay Allah, al Mozart. Şimdi hayatımızdan başka onun kadar kıymetli bir şey daha korumalıyız. Adam başına düşen bir çift yakutu. Greysner'in yakutu. Ben ben istemiyorum. Onu uğursuzluk getiriyor. Bak üzerinde hala kanlar var. Greysner'in kanı bu. Kendi hakkımı da istemiyorum Fletcher. İşte al. Onu da sana veriyorum. Ben sadece bu korkunç ormandan çıkabilmek istiyorum ve bütün hayatımı da flüt çalarak geçirmeye razıyım. Evet, sadece flüt çalmak istiyorum. Lanet olsun. Bu herifin sinirleri er geç gevşeyeceğini düşünmeliydim şimdiye kadar. Dur, çıkma. Yoksa bu uğursuz seni de okuyla kebap gibi şişleyecek. Hayır, bırak beni Fletcher. Gitmek istiyorum. Flütüm, flütümü unuttum orada. Fakat sen... İyice aklını kaçırdın. Bırak beni gireceğim diyorum sana. Kalleş sen bir kalleşsin kedi. Seni yanıma almamalıydım. Flütüm ben flütümü istiyorum. Budala beni hakladın. Fakat bu uzun yolculuğu birlikte yapacağız. Ah! Bu işin böyle biteceğini hiç düşünmemiştim. Geriye kalan iki kurt birbirlerini yediler. Elveda demir gövde. Artık senin yüzünden Darkwood'takilerin huzuru kaçmayacak. İşte uğrunda bu kadar kan dökülen yakutlar. Çok yazık. Benim için bunlar dört tane adi cam parçasından başka bir şey değil. Şeytan götürsün sizi. Uğursuz cam parçaları. Ertesi gün Zagor muhafızların köyüne döndü ve onlar tarafından büyük bir tezahüratla karşılandı. Meksikalı dostuyla kucaklaştı. Zagor, Tanrı'ya şükür dönebildin. Chico, fıçım benim. Ve onunla Bataklık'taki evlerine doğru yollandılar. Uzun ve zor yolculuktan sonra Evimiz, seni ne kadar özledik. Hmm, gerçekten ben de hasretini çekmeye başlamıştım. Yaşasın. Bu tatlı yuvaya kavuştum için yerimde duramıyorum. Ha ha. Hey bir dakika. Önden gitmekte saygısızlık ve terbiyesizlik ettim Zagor. Rica ederim. öndensiz siz buyurun. Çok rica ederim. Son defa içeri ilk olarak ben girmiştim ve işler hiç de iyi gitmemişti biliyorsun. Ha ha, ha. Bu maceranın sonu.